Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününde yine birlikteyiz. Yürüyüşe yine sabahın saat 8'inde başladık. Yürüyüşe on binlerce kişiyle devam ediyoruz. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşüne devam ediyor. Topal 16. günde yine adalet yürüyüşçülerine mikrofon uzattı, düşüncelerini sordu. En uzun yürüyüşü yapılıyor. Adalet için, hak için, hukuk için. Türkiye'nin her yerinden, Karadeniz'den, Akdeniz'den, Ege'den, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan her kesimin katıldığı, ülkede adaleti arayan, herkesin katkı verdiği bir yürüyüş. Bu yürüyüş ülkede adaletin tekrar tesis edilinceye kadar devam edecek. Bu adalet kavgası ülkenin her kesimi için, öğretmeni için, akademisyeni için, gereksiz ve suçsuzlere mahkum olanlar, cezaevlerinde tutulanlar, memurlar, silah, askerler, gençler için, ülkemizin geleceği için. Evet, kısacası mağdur olan, herkesin, ezilen, haksızlığa, eşitsizliğe uğrayan herkes için gelecekte bu adalet. Haksızlığa uğrayabilecek bu tehlikenin ortadan kaldırılması için yürüyoruz. Bu ülke hepimizin, herkesin ve bu adalet herkese lazım. Cumhuriyet tarihinin en uzun yürüyüşü. Topal adalet yürüyüşünde CHP Genel Sekreterinden milletvekiline kadar herkese mikrofon uzattı. Bugün 16. gün. Günleri kaç yaşadık aslında. Haftalar oldu diyebiliriz. 14'ü açtık, haftalar oldu diyebiliriz. Adalet için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Her şeye rağmen herkes için, adalet için yürüyoruz. Tabii bu yürüyüşümüz, bu yol arkadaşlığımız sadece burada bulunan, birlikte yürüdüğümüz yoldaşlarımızla değil, bu ülkede yaşayan 81 milyon yurttaşımızın da bu ülkede adalete olan güvenin erozyona uğradığı bu ülkede, evet, adaletin her şey, her yerde, yaşamın her alanında, sadece yargıda değil, şu yolda yürürken, şu yolda araba kullanırken, kültürde, sanatta, sporda, yaşamın her alanında, doğada, çevrede adaleti tecelli etmesini sağlamak üzere yürüyoruz. Ve bir de çağrısı vardı Topal'ın. Herkesi adalet için yürümeye, adalet için sesini yükseltmeye davet etti. Tarihe girecek bu yürüyüşe, bu şanlı yürüyüşe Türkiye'deki 80 milyon insanın tanıklık etmesiyle birlikte aslında bir adım da olsa gelip burada onu tatması gerektiğine inanıyorum.